yüksek yüksek tepelere koyarmasınlar. Saray saldırgan ay tövbesi koşek oynayalım ölgene ayağıma düşek. Ellendin, kabardın, erkek oldun. Ortaklar köyünde Tatar düğünü geleneği olan horoz telleme sırasında söylenen bir tekerleme bu. Aslında tellenen horoz ama tellenmek istenen damat. Sivrihisar Ortaklar köyünde renkli el işi kağıtlarından bir horoz maketi yapılıyor. Horoz Tatarlara göre evin reisi anlamına gelen erkeği temsil ediyor. Kadınlar horozu süslerken erkekler de şırak adı verilen teraziyi yapıyorlar. Terazi de evin dengesi anlamına gelen kadını temsil ediyor. Erkek evin reisi, kadın evin ailenin dengesi. Maketler genç kız ve erkeklerin elinde gezerek oyunlar oynanıyor. Gençlerin biri alı, biri gülü. Bunlar gitse ne olur bu ortakların hali? Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? İsminizi öğrenebilir miyiz? Meliha Özkırım. Meliha Hanım, horoz telleme geleneğinden söz edebilir misiniz bize? Nedir evet. Horoz telleme? Bu horoz telleme bizim ta önceden annelerimize, ninelerimize dayanıyor. Oradan bu gençlerimiz bu horozu tellerler. Akşamda erkeklerimiz, gençlerimiz o çırak dediğimiz onu yaparlar. Oğlan tarafına giderler kalabalık olarak. Oynarlar, eğlenirler akşama kadar. Akşamda pilavlar yenilir, yemekler yenilir. Akşamda delikanlılarımız o telli çırağı alırlar. Onlar eğlenirler sabaha kadar. Bu bizim böyle bir geleneğimiz. Biz de bunları devam ettirmeye devam ediyoruz yani. Peki horoz neden telleniyor? Yani neden süsleniyor bir horoz? Bir horoz neden süsleniyor? Düğünün eğlencesi o. Düğünün eğlencesi. Köy yerinde ne yapılacak? Horoz tellenecek, çırak olacak. Öyle şeyler olacak eğlence. Tabii. Peki ne zamandır var bu gelenek? Tatar geleneği zannedersem. Tabii Tatar geleneği. Bu Tatarlarda bir adet. Başka bir yerlerde yok bu adet. Her düğünde yapılır mı? Her düğünde yapılır. Oğlan tarafında yapılır. Kız tarafında da yapılır. Kına gecemiz olur. Özellikle kına gecelerinde çok eğlenceli olur. Gençlerimiz çok güzel eğlenirler, oynarlar. Maniler söyleniyor. Maniler söylenir tabii. Maniler söylenir. Bu bizim geleneğimiz. El işi kağıdıyla süsleniyor bunlar değil mi? Süsleniyor. Horozu, canlı horozu kesilir. Suda aşlanır. Aşlandıktan sonra onu bir tepsinin üzerine, elmaların üzerine. Horoz aslında canlı yani. Canlı tabii canlı. Onu temizledikten sonra aşlanır suda. Suda aşlandıktan sonra bir tepsinin üzerine koyarız onu. El işi kağıtlarıyla onları süsleriz. O süslenir, çalgılar çalınır, maniler söylenir. Daha sonra horoz yeniyor. Horoz yeniliyor gençler. Onu akşam götürürsün, oynarsın, düğün evine hayırlı olsun diye verirsin. Orada sabaha kadar işte gençler onu yerler, eğlenirler, adet olsun. Öyle. Peki çok teşekkür ederiz size. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun. Kazan kazan, can kanıp, mallerinizge, hayırlı olsun bu dernek cümlemizge. Amin. Amin. Amin.
Tatar düğünlerinin bir iyi niyet temennisi olan bu maketler, Ortaklar Köyü'nde yaşatılan güzel bir gelenek. Kuşlara nail oldum ben annemiz.